Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. Umut Kervanı programıyla karşınızdayız. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesimizi duyan, yüzümüzü gören tüm dostlarımıza selam, sevgilerimizi iletiyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Gelen misafirlerimizi de selamlayalım. Psikolog Azat Eşiyok bizlerle birlikte. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu ailelerin durumu az önce biz videoda da izledik. Psikolojik olarak da desteklenmeleri gerekiyor. Ya da şöyle aslında başlayalım. Biz bu insanlara neden el uzatacağız? Neden yardımlaşmamız gerekiyor bu insanlarla? Evet. Bir de köprü vazifesi gören dernekler neden önemli? Neden o derneklere yardım etmeliyiz? Bu iki soru aslında çok önemli. Zaten bu konuda sorun çözülürse inşallah onların derdine de derman olabileceğiz. Öyle başlayalım hocam, buyurun. Şimdi güzel bir soru. Yani niçin yardımlaşmalıyız? Yani yardımlaşma insanın fıtratında olan fıtri bir duygudur. Ne gibi mesela? Yani insanın acıkması, susaması veya da yorulduğunda uyuması nasıl ki fıtri bir şeyse veya da sevinmesi, üzülmesi, korkması bunlar fıtri insan fıtratında olan bir şeyse yardımlaşmak da insanın fıtratında olan bir duygudur. Yani insanoğlu eğer fıtratı bozulmamışsa bu duyguyu her an hisseder. Yani bir ailenin mağduriyetini gördüğünde, bu ezikliği gördüğünde etkilenmemesi mümkün değil. Ama işte maalesef toplumda hani bu yardımlaşma toplumda zamanla özellikle yani geçmiş zamandan günümüze geldiğinde böyle insanı bir makine gibi görüp hep böyle biyolojik yönüne atıflarda bulunduğu için yani sen başarılı ol, sen kariyerini elde et, sen efendim işte hedefine gitmen için her şey meşrudur, başkasından sana ne, hep bana necilik mantığı böyle aşılandığı için insanoğluna maalesef bu yardımlaşma gibi sosyal yönümüze hitap eden şeyler pek kıymet görmemeye başladı. Yani bilimin ifadesidir, insanı tanımlarken insan diyor ki biyopsikososyal bir varlıktır. Yani biyolojik yönü olan, psikolojik yönü olan ve sosyal yönü olan bir varlıktır diyor. Bilimin kendisi bunu söylüyor. Eğer biz sadece onun biyolojik yönünü tek ele alacaksak biz psikolojik ve sosyal yönüne ne diyeceğiz oraya? Oraya nasıl bir yatırım yapacağız? Bak görüyoruz yani şimdi ben sosyal olaylardan hepimiz olumlu ve olumsuz etkilenmiyor muyuz? Bak aileyi gördük yani mağduriyetini gördük. Değil mi yani insanın içinin yanmaması elde değil. Yani şimdi Salih hocam da söyledi yani hani evimize gittiğimizde yani o soğuk suyu da hatta bu sıcaklıkta hani ne kadar böyle insanın içinin böyle arzuladığını hepimiz görüyoruz. Değil mi şimdi evinin kesin mağduriyeti ortada. Yani insanoğlu sosyal olaylardan etkileniyor. Bu etkilenmesi de zaten hani Allah da böyle insanın fıtratına yardımlaşma duygusunu yerleştirmiş. Bu inançla alakalı olan bir durum değil. Bak özellikle bunun altını çiziyorum. Bütün inançlı ve inançsız toplumların tamamına bakın. Nasıl ki mesela hırsızlık kötü bir şeyse değil mi? Hangi inanca gidersen git, hangi topluma gidersen git hırsızlığı anlat kötü bir şeydir. Kesinlikle. Bunun tam tersi olarak da yardımlaşmayı da nereye gidersen git anlat bunun iyi bir şey olduğunu anlatır. Yani hani maruf ve münker diyoruz ya bilinen ortak değerler, iyilikler bir de bilinen ortak kötülükler var. Şimdi yardımlaşma da bu maruf dediğimiz kelimenin altında ele alınması gereken bir şeydir. Yani toparlayacak olursam yani yardımlaşma fıtri olan bir duygudur. Fıtri olan bizim tabiri caizse içimizde arzuladığımız, bunu yerine getirmek istediğimiz bir şeydir bu. Mesela geçenlerde hani ismi vermeyeyim. Meşhur dünyada zengin bir aile karı koca boşandılar. Yani mal varlıkları milyar dolarları bulan bir aile. Koca hanımına servetinin yarısını bıraktı. Hanım ne yaptı biliyor musunuz? Ben haberlerde gördüm gerçekten de yani etkilendim. Bayan gazetecilerin karşısında mal varlığının kendisine bırakılan mal varlığının yarısını da bir hayır kurumuna bağışladı. Düşünebiliyor musun? Milyar dolarlardan bahsediyoruz. Bu şahıs yani bu hanım gazeteciler sordular hani bu paraların bu kadar verilmesi yani niye bu kadar heba ettin bu serveti? Dediğinde söylediği şey hanım yani bayanın söylediği şey hala kulaklarımda yani. Dedi ki yardımlaşmayla birinin böyle ezilen birinin muhtaç bir ailenin bir ihtiyacını gidermeyle elde edilen bir hazzı sen hiçbir şeyle elde edemezsin dedi. Evet, ben öyle. De servetim zaten
verilmiş verileceği kadar. Bunun yarısını vermişim ne olmuş, vermemişim ne olmuş. Benim o diğer taraftan alacağım haz benim için önemlidir. Evet. Şimdi bunları düşündüğümüzde yani hani dedik ya psikososyal bir yönümüz var. O sosyal yönümüzü her halükarda biz doyurmamız lazım. Yani biz bana necilik diyemeyiz toplum olarak, ferd olarak bunu diyemeyiz. Vicdanen akşamleyin yattığımızda ciddi manada biz etkileniriz. Yani bu kareleri görüp de İslam fıtrat dinidir. Yani ifrat ve tefrite kaçıp fıtratı bozulmamışsa bir insan akşamleyin rahat uyuyamaz. Evet. Ama fıtrat bozulmuşsa rahat uyuyabilir. Biz sözümüz doğru yerde duranlar için biz bunu söylüyoruz. Yani sosyal yönümüz olduğu için bizler ister istemez olaylardan etkileniyoruz. Ve biz bu etkilendiğimiz bu olaylardan hani Efendimizin de ifade ettiği için Peygamber Efendimiz komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Değil mi? Niye bunu söylüyor? Çünkü sen rahat uyumaman gerekir yani. Sen rahat uyuduğunda senin artık üzerinde bir insanlığa dair bir emare görülmeyecektir. İşte İslam da zaten seni fıtratına çağırıyor. Yani bir olması gereken davranışa seni çağırıyor. Yani hayır kurumlarından da bahsettiniz. Hani bunların önemi de yani ben rakamları yeni öğrendim. 13.300 bir şey söyledi. Yani devasa bir rakam yani. Evet. Yani şimdi bu rakamı ben bir azat olarak ne yapabilirim yani istediği kadar servetim olsun. Benim ne imkanlarım buna el verir, maddi imkanım, benim ne zamanım buna el verir, benim ne öyle bir kadrom var, benim yani her açıdan düşündüğünde bu bir kolektif çalışma gerektiriyor. Tamam mı? Yani bu kolektif çalışma içinde işte Salih Hocam gibi Umut Kervan'ın bünyesinde çalışan yönetici arkadaşlarımız, gönüllü arkadaşlarımız ve buna benzer hayır kurumları bunlar vasıtasıyla ancak böyle ciddi manada sen mesafe kat edebilirsin. Bunlarla da bu hayırlı mesafe bu şekilde kat edilmiş oluyor. Evet, güzel örneklerle de ifade ettiniz. Allah razı olsun. Yardım ederek ederken bizler nelere dikkat edeceğiz? Şimdi hocam da ifade etti. Birçok husus var. Onlar şey boyutuyla dikkat ediyorlar. Evet. Hak ediyor mu? Öncelikle hak edene verelim. Ama tabii bunun farklı boyutları da var. Psikolojik, evet, sosyal boyutları da var bu işin. Ki İslam dini sağ elin verdiğini sol el görmemeli gibi, evet, ifade ediyor. Psikolojide bu durum nasıl? Yani onları gururlarını incitmeden nasıl yardım edeceğiz? Biraz bu yönüyle de bahsedelim. Evet. Ruh ve beden birbirleriyle ilişkilidir. Bedende oluşan bir tahribat ruhu etkiliyor. Ruhtan oluşan bir tahribat bakıyorsun bedeni de etkileyebiliyor. Yani o kadar insanoğlu hassas bir varlıktır. Hele hele böyle gururu incinebilecek böyle insanın zaruri ihtiyaçları dediğimiz mesela ne gibi? Güvenlik zaruri bir ihtiyaçtır. Barınma zaruri bir ihtiyaçtır ve beslenme de zaruri bir ihtiyaçtır. Yani tarih boyunca bu üç kavram değişmemiştir. Yani böyle zaruri bu kavramlardan dahi muzdarip olan bir ailenin bence en dikkat edilecek bir şey yani psikolojide gizliliğe önem vermek. Böyle buna azami derecede dikkat edilmesi lazım. Gururları incinmemesi adına. Bu tarihimizde de bunun çok örnekleri var. Mesela sadaka taşları değil mi? Camilerin önünde kurulan sadaka taşları vardı. Yani herkes bırakırdı orada, ihtiyaç sahipleri alırdı. Yani gurur çok yani çok farklı bir şey yani. Yani hani bazen görüyoruz, toplumda da görüyoruz. Hani belki kötü bir niyetle yapmıyor ama açıktan veriyor. Gidiyor ve herkesin gözünün önünde bunu yapmaya çalışıyor. Yani o aileyi rencide ediyor. Gel bakalım diyor, bu benim zekatımdır diyor. Bu benim sadakamdır herkesin içerisinde filan. O aileyi bu şekilde mağdur etmemek lazım. Biraz gizliliğe önem vermek lazım. Sonuçta o çocuklar var. Hepsi küçük çocuklar. Bunların arkadaşları var. Bunlar okula gidiyorlar. Değil mi yani? Şimdi örnek veriyorum. Yani hepimiz de o yaşları yaşadık yani. Şimdi bir arkadaşın ona takılmaması mümkün müdür? Çocuklar anlamıyor bunu. Takılır ona değil mi? Nerede baban? Baban niye cezaevine girdi? Buradan alay eder onunla. Niye senin televizyonun yok değil mi? Niye efendim işte senin ayakkabın yok gibi. Biz tabii hani çocuk kafasıyla değil de hani bu büyükler özellikle bu azami derecede gizliliğe dikkat etmesi lazım. Rencide ve incitmeme adına azami hassas olmamız lazım. Bu birincisi. İkincisi böyle altını çizmek istediğim bir şey var. Psikolojide empati çok önemli bir kavramdır. Yani ben 11 yıllık bu mesleği icra ediyorum. İnan ki belki binlerce görüşme yaptım. Ailevi görüşmeler, şahsi, bireysel görüşmeler filan. Yani sorunların büyük çoğunun temelinde empati hakkı manada yapamamadan kaynaklı problemler oluşuyor. Yani nedir empati? Yani kendini karşıdakinin yerine koymadır. Bunu birçoğumuz bunu yapamıyoruz. Ve hem bu bizim kültürümüzde var, bu bizim inancımızda var değil mi? Mesela Peygamber Efendimiz kendin için istediğini değil mi? Mümin kardeşinin için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamazsın diyor. Bak empatidir bu.
Yani onu geçeyim empatiyi. Öyle bir kavram var ki bizim İslam tarihinde psikolojide yok. İhsar kavramı var değil mi? Mesela ihsar kavramı öyle bir kavram ki psikoloji bunu açıklayamıyor yani. Dedik ya biz başta söyledik ilk sorumuzda. Biz dedik ki yani sen kendi gerçekleştirmen lazım. Başarıya ulaşman için her şey senin için mübahtır. Sana ne başkasından bana necilik mantığını aşılayan o zihniyet ihsardan ne anlar? İhsar açıklayalım belki yani izleyicilerimiz en azından bu konuda bilgi sahibi olmayanlar olabilir. Yani ihsar kavramı sen muhtaç olduğun halde muhtaç olmayanı kendine tercih etmedir. Sen kendin muhtaçsın ve mümin kardeşin bir ihtiyacı oluyor. O senden daha muhtaç değil. Sen onu kendine tercih ediyorsun. Bunu Ensar Muhacir kardeşliğinde de biz bunu İslam tarihinde görüyoruz değil mi? Yani Allah'ın onları öve öve indirdiği ayetler var. Kendi diyor mümin kardeşin öz nefsine tercih ettiler. E şimdi biz böyle bir tarihten, böyle bir kültürden eğer gelmişsek, yani böyle ailelere gerçekten bir Müslüman olarak eğer biz bunlara el atıp gereğini yapmıyorsak, yani ciddi manada biz bunu kendimizi hem Müslümanlığımızı hem insanlığımızı bir sorgulamamız gerekir. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü yani eğer bir vücudun azalarıysak biz, eğer biz binanın tuğlalarıysak, Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle biz lakayt kalamayız. İnşallah da izleyicilerden de toplumdan da o hassasiyet çıkacaktır. Peki. Bu aileye el uzatılacaktır inşallah. Peki inşallah ki öyle oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerden, Allah razı olsun izleyenlerimizden bizleri yalnız bırakmıyorlar. Şimdi yardıma muhtaç insanların bir psikolojisi oluyor. Farklı düşünebiliyorlar ya da kendilerini toplumdan farklı bir yerde görebiliyorlar. O psikolojiyi biraz bize anlatmanızı istiyoruz. Neler hissediyorlar, neler yaşıyorlar? En azından anlayabilme adına ben bunları soruyorum. Evet. İzleyenlerimiz de belki ihtiyaç duyar. Buyurun. Şimdi yani insanın bir sürü ihtiyaçları var. Değil mi? Öncelikli ihtiyaçları var. Hani sıralamaya koyduğunda değil mi? Öne alacağı, ortaya alacağı, sona alacağı ihtiyaçlar hani böyle değişir. Barınma gibi, böyle beslenme gibi, güvenlikle alakalı ihtiyaçlar gibi, böyle en zaruri olan ihtiyaçlarda eğer birey bir sıkıntı yaşıyorsa ve şu anki bu ekranlara verdiğiniz aile gibi, yani ben düşünemiyorum. Mesela biz de çoluk çocuk sahibiyiz. Değil mi? Bir çocuğumuz bize bir şey istiyor. İnan hani biz vermediğimizde değil mi? Yani o ısrarları, o şeyi bizi ne kadar rahatsız ettiğini hepimiz görüyoruz. Kesinlikle yani. Öyle. Şimdi ben bu anneyi düşünemiyorum. Yani bu anne o çocukların dışarıda gördükleri o ihtiyaçlar karşısındaki tavrını ben düşünemiyorum. Yani şuraya getireceğim hani psikolojileriyle alakalı olarak. Eğer öncelikli ihtiyaçlarımızı biz karşılayamıyorsak bir sıkıntıyla sıkıntı neticesinde bunlar oluşamıyorsa bu bizim ihtiyaçlarımız. Bu insanda önce bir gerginlik, zamanla bu mutsuzluk, zamanla efendim işte sosyal hayattan dışlanma derken efendim işte çünkü akrabaları var bu insanların değil mi? Hayatlarını kıyas etme gibi bir durum söz konusudur. Bu insanlar bir sosyal hayattan bir izole olma bir durumları söz konusu olabilir. Sırf gitmeyelim bizim o durumlarımızı şey yapmasınlar filan derken daha kötüsünü söyleyeyim Allah göstermesin. İnanç değeri maneviyat da zayıfsa yani aile eğer zaten inançlı bir aile ise bunun bir imtihan gereği belki biraz direnç gösterebilir. Maneviyat zayıfsa genelde karşılaştığımız şey bu ailelerin kötü davranışlara, kötü yollara düşme bir ihtimalinin söz konusu ve bir tık daha ötesi Allah muhafaza intihar eden insanların dahi biz görebiliyoruz. Yani Rabbim kimseyi bu öncelikli ihtiyaçlarla kimseyi sınamasın. Amin. Ev gibi böyle zaruri olan işte ne bileyim yeme, su, evin şahsi böyle zaruri ihtiyaçları gibi. İşte diyorum yani hani bunlar karşılanmadığında Allah muhafaza bu tür sıkıntılar oluşabiliyor. Bizim yani burada bu ailelere bizim yapacağımız yani insan olarak yapacağımız şey bir önceki sorularımızda dile getirdik. Gerçekten hepimizin empati dediğimiz şeyi geliştirmemiz lazım. Kendimizi bir anlık kendimizi o ailelerin yerine koymamız lazım. Çocuklarımızı o çocukların yerine koymamız lazım. Bunu yaptığımız zaman inan ki yani hem ruh halimizde bir değişiklik olacak, bir muhasebe şeyini yaşamış olacağız. Bu bizim için de iyidir. Bizim bencilleşmememiz için yani zamanımız el vermeyecek yani konulara giremeyeceğiz. Mesela psikolojide narsist bir kişilik bozukluğu var. Nedir bu? Bencilliğin ileri safhasıdır. Bir insan bencil kala kala hep kendini düşüne düşüne hep bana hep bana diye diye kimseyi hesabın içine katmaya belli bir süre sonra narsist kişilik bozukluğuna dönüşüyor bu insan. Aslında yardımlaşma hatta tedavide dahi bu kişilik bozukluğunda ne yapılıyor biliyor musun? Gizliden yardım yapma
tekniği öneriliyor bunlara. Biraz yap, hiç vermemişsin. Onunla o kişinin tedavi edilmesi evet. sağlanmaya çalışılıyor. Bizim de ihtiyacımız var. Tabii. Bizim neye ihtiyacımız var? İçimizdeki o bencillik duygusunu neşter vurmamız lazım. Evet. Yani şeytanı da şeytan yapan o bencilliği değil miydi? Değil mi? Hep bana ben ondan daha hayırlıyım mantığı vardı burada. Yani bizim hani sosyal bir varlıksak dediğimiz gibi yani biz toplumdaki bu olaylardan ister istemez etkileniyoruz. Bu etkilememiz sonucunda yani o ailenin ihtiyacını giderirken diyorum ya mesela psikolojide şöyle bir şey var. Birinin mutluluğuna vesile olduysan sen de mutlu olursun. Evet. Öyle değil mi? Yani o aileyi zaten biz mutlu etmiş olacağız bu yardımlarımızla ama sen farkında olmadan kendi ruh dünyanı da sen imar etmiş oluyorsun. Çok parantez açayım. Tabii. Azat Bey'in dediği gibi yani Umut Kervanı'nın sloganı var ya hayat birlikte güzel dedi ki verdikçe oluyoruz. Evet, ben onun inşallah. Gerçekten anlam bulduğu bir nokta işte evet. hayat birlikte güzel kesin. Sloganı. Yani bu konuyla alakalı mesela bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada diyor ki kişiler arası iletişimde sevgi ve muhabbetin artırmanda neler yapılabilir? 3 tane çok ilginç şey tespit edilmiş. Yani 2 kişi arasında muhabbetin artırılması için ne yapılabilir? Veya da işte toplumda halklar, tabakalar arasında muhabbetin artırılması için neler yapılabilir? Bakılmış ki hediyeleşmek, selamlaşmak ve yardımlaşmak. Bu 3 unsur insanlar arası iletişimin hem artırılması hem toplumdaki tabiri caizse o güvenin tesisi. Hem sağlıklı, mutlu bir toplumun oluşması için bu 3 unsur tespit edilmiş. Mesela benim dikkatimi çeken gerçekten de yani zengin bir aile düşün, fakir bir aile komşusudur. O fakir aile eğer zengin aile ona hiçbir şekilde selam vermiyorsa, ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, hiç oralı olmuyorsa mesela ona, o fakir ailenin o zengin aileyi sevebilmesini biz bekleyebilir miyiz? Bekleyemeyiz değil mi? Yani her ne kadar da şey olsa hani şeytandır, insanın nefsidir. Hep kıyas eder değil mi? Niye bana sahip çıkmıyor diye. Yani yardımlaşmanın toplum içerisinde gerçekten böyle bir birleştirici, böyle tabiri caizse muhabbeti ve sevgiyi artırıcı bir özelliği var. Azat Hocam sizin aktarmak istediğiniz özellikle bir vurgulamak istediğiniz bir bölüm vardı. Hem onu dinleyelim hem biraz kısa bir şekilde sosyal dışlanma kavramından da bahsedelim. Toparlayalım son cümlelerinizle birlikte. Son sözü Sadi Hocamıza vereceğiz. Yani şunu özellikle söylemek istiyoruz. Yani bu insanların bu psikolojik sorunları böyle zor durumda olan bir ailelerin psikolojisinin bozulması gerçekten gayet doğal. Yani mutsuz, Allah muhafaza dediğim gibi intihar noktalarına, bunalımlara girme şeye yani meyilli bir durumdur. Böyle bir duruma yani biz toplum olarak da eğer elimizden geleni biz yapmazsak bu insanların yarın öbür gün Allah göstermesin başlarına gelebilecek bir şeyde de biz toplum olarak mesulüz. Biz bunu yerine getirmemiz lazım. Biz bunu inşallah bu şekilde yaparsak onların hani bu manevi zaten maddi inşallah ihtiyaçlarıyla manevi o sorunlar da giderilmiş olur. Çünkü biz dedik ki insan beden ve ruh bir bütündür. Şu an öncelikli olan ihtiyaçları maddi olan ihtiyaçlardır. Bu maddi ihtiyaçlar da karşılandığında Allah'ın izniyle inşallah manevi sorunları da beraberinde inşallah hallolunacaktır. Şimdi eklemek istediğim şey şu. Ben özellikle sizin ekranlarınızın vasıtasıyla yani ailelere ben şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Yardımlaşma duygusu çok önemli bir şeydir. Yani çocuklarımıza özellikle öğretmemiz gereken bir şey. Evet. Kesinlikle. Yani şu an okullarda nasıl değerler eğitimi adı altında bunlar öğretiliyorsa da biz bunu öğretmemiz lazım. Yani biz eğer bu yardımlaşma duygusunu çocuklarımıza aşılamazsak, öğretmezsek Allah muhafaza gittikçe bencilleşirler. Hep kendini düşünen egoist bir ruh haline bürünür. Ve böyle insanlar ne kendilerine ne topluma hiç kimseye faydaları bulunmaz. Onun için yardımlaşma duygusu böyle pratikle biz bu çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Mesela bu fakir ailelere komşumuz olabilir, çevremizde olabilir. Yani eğer biz gidiyorsak mutlaka çocuklarımızı götürmemiz lazım. Niye? İki şey için. Bir, bencilleşmemeleri için. İkincisi, en önemlisi şey, ellerindeki mevcut durumu, halin şükrünü eda edebilmesi için. Evet. Nimetlerin farkına varabilmesi için. Çünkü insanoğlu maalesef lakaytlaşıyor, vurdum duymaz oluyor. Ellerindeki imkan belli bir süre sonra artık böyle hiç yokmuş gibi oluyor. Bir baba çocuğunu böyle bir aileye götürdüğünde, gösterdiğinde, yani eve döndüğünde mesela oğluna şunu diyebilir. Oğlum, o senin her gün sofrada eleştirdiğin, kabul etmediğin şu sofra var ya. İşte veya da senin o çalışma odasını beğenmediğin masan, bilgisayarın veya da şu imkanların var ya. Başkalarının hayalidir biliyor musun? Başka çocukların hayalidir. Başkalarının her gün ellerini açıp
yaptıkları duaların en öncelikli şeyleri, sen bunun farkında mısın? Bunu diye çocuklarına yani öğretmek lazım. Kesinlikle. Biz bunu yaptığımızda Allah'ın izniyle inşallah o çocuklarımız da belli bir süre sonra inşallah daha duyarlı bir vatandaş konumuna girmiş olur. Bir de mesela ben bazen görüyorum bu programlarda kumbaralarını bağışlayan çocuklar oluyor. Çok güzel bir hareket. İnşallah. Küçük bir numune. Bu yardımlaşmayı öğretmeye adına küçük bir numune. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Azat Hocam. Psikolog Azat Eşiyok. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli katkılarınız için. Allah razı olsun. Bir teşekkürümüz de bizi, ekranımızı, değerli arkadaşlarımızı, bu yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı bu hayra ortak kıldığınız için biz sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Çok sağ olun.